Efendim? Kusura bakma Artemis, rahatsız ettim galiba. Ama önemli. Nedir? Halit ile ilgili diye yazmışsın. Evet. Bir olay üstünde çalışıyorum. Çocuk kaçırma olayı. Benden duy istedim. Yapan senin Halit. Ne? Hayır, yanılıyorsun. Halit hayatta öyle şey yapmaz. Yapmış Artemis, yapmış. O olduğu kesinleşti. Artemis, olayla ilgili bildiğin bir şey varsa şimdi söyle istersen. Cemal, Halit hayatta öyle bir işe girmez. Mümkün değil. Olduğu kesin diyorum. Niye anlamak istemiyorsun? Elimizde görüntüler var. Alo. Halit uyanmış. Telefondan kurtulmuş. 500 metre ileride son sinyal, sonra da kesiliyor. Allah'ın belası. Allah'ın belası ulan. Fare deliğine girsen gene gelip bulacağım seni orada. Halit. Ha? Yoruldum ben. Tamam, dayan biraz. Şimdi bir araba geçer alır bizi. Gel kucağıma. Gel gel. Gel gel. Bana. Hop. 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 Ben Artemis. Halit'in bir arkadaşıyım. Sizi de mi Halit için çağırdılar? Eğer biraz vaktiniz varsa dışarıda bir yerde bir çay içelim mi? Birisi olsa görse beni, bütün güzelliklerimi derinlerde saklasam bile. Duyunca inanamadım. Hele çocuk kaçırma, mümkün değil, mümkün değil, olmaz. Hayatta yapmaz. Halit dışarıdan göstermese de çok yufka yürekli, merhametli biridir. Bir çocuk üzerinden insanları üzecek bir şey asla yapmaz. Biliyorum. Yakınsınız belli ki. Anlatmıştır size ilk hapse girişimi. Yani aslında çok anlatmadı. Kendince haklı nedenleri varmış o zamanlar. Bence artık Halit de biliyor kimliğinin tespit edildiğini. O yüzden ara yollara sapıyor. Ben de olsam öyle yapardım. Peki ama nereye gidiyor? Kendini güvende hissedeceği bir yere. Farkında mısın? Kaçak gibi davranıyor. Hmm. Tuhaf yani. Üstelik fidye için de aramadı hala. Sorguda Halit'in geçmişiyle ilgili edindikleri bütün ayrıntıları bize iletsinler. Okuduğu okullar, yaşadığı semtler, arkadaşları, ailesi, ne varsa. Hakkında ne kadar çok şey bilirsek o kadar kolay aklını okuruz. Cemal, Halit'in babası gibiydi. Biz ailemizi kaybettiğimizde Halit 7 yaşındaydı. Halit hep biraz uçarı, fevri, kafasına göre takılan bir genç oldu.
okumadı liseden sonra. Cemal de onu çalıştığı yerde işe soktu. Ben ta nerelerden başladım anlatmaya. Yok, dinliyorum. Anlatın lütfen. İş yeri sahibiyle ters gitmişler. Bir şeyler olmuş. Haksızlık yapmış Halit'e. Vallahi Cemal de inanmıştı aslında o zaman ama... Yani yapacak bir şey yok. Suçu Halit'in üstüne yıkmış, kovmuş işten. Tazminatını alamadığı gibi aylığı da kesilince... iftirayla işten atılmayı, parasına böyle el konulmasını kendine yediremedi. Var mı işiniz? Biz iki çay daha alırız, sağ ol. Göz hakkı ister misin? O ne? Nasıl ya, bilmiyor musun göz hakkı ne demek? Sen okula gitmiyor musun? Öğretmen geliyor. Anladım. Göz hakkı böyle, eğer malın çoksa insanlarla paylaşırsın, ona denir yani. Öğretmen geliyorsa peki arkadaşların? Dadım var ama çok sıkıcı arkadaş. Ben arkadaşın değilim, ben varım. Al bakalım. Niye bakıyorsun ya sen de? Amma sosyetik çıktın. Bak bu böyle yenir. Böyle yapacağım bunu. Suları akacak üstüne. Niye girdin? Tamam değil mi? Gel, şöyle ağzını elinde silelim. Bak bunlar hep özel taktikler. Kimse öğretmez mi? Okulda öğrenemezsin. Ne oldu? Uykum var. Tamam gel yat o zaman. Al, gel fıstık gel. Gel şöyle yat. Ha. Ver bakalım elini. Hoppa. Olası bir garip işler adalet konusunda kafası zaten. Bu iş yerini soymak isteyen birileri bulmuş bunu. O da tamam demiş, açarım kapıyı. İşte böylece kendince hakkını alacak yani. İşte kafasında bir fiyat belirlemiş bu alacağıyla, tazminatıyla şeyi toplamış işte. Bu kadar para istiyorum demiş ben bu soygundan. Girmişler içeri. Sonrası malum. Gitti koca yılları. Halit hapse girince patron Cemal'i de kovdu işten. Tazminatını da vermedi. Sonra işte hacizler, borçlar derken bizim bir ev vardı İğneada'da. Böyle kendi ellerimizle yaptığımız. O satıldı. Cemal çok üzüldü. Çok üzüldü. Ama Halit sanki silahı almış da böyle kendi vurmuş kalbinden gibi hep suçladı kendini.